Şöyle bir ifademiz varsa arkadaşlar, mutlak değer içerisinde x eksi a artı mutlak değer içerisinde x eksi b, böyle bir ifademiz varsa bu ifade daima en küçük değeri x'in a ile b aralığında olduğu durumda alır arkadaşlar. Yine x eksi a y eşittir x eksi a eksi x eksi b mutlak değer içerisinde ifademiz varsa arkadaşlar, bu ifadenin alabileceği değerler, bakın mutlak değer içerisinde sıfır yapan değerleri verdiğimiz zaman, şuraya a verdiğimiz zaman şurası sıfır olur. Şurası eksi a mutlak değer içerisinde a eksi b olur. Yine şu kısmı sıfır yapan değer b'yi verdiğimiz zaman da bakın şurası sıfır olur. Şurası artı b eksi a olur. Y eşittir. Bakın bu durumda y şu aralıkta olur arkadaşlar. Eksi a eksi b mutlak değer içerisinde artı b eksi a aralığında olur. Burada bir örneğimiz var. Bakın şuradaki y'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Şunu kopyalayalım. Şöyle yapalım. Y x eşittir 3 için y'yi bulalım. Y eşittir. Bakın şurası 0 eksi mutlak değer içerisinde 3 eksi 20. Bakın şurası eksi 17, mutlak değer dışına artı 17 olarak çıkar. Şu önde eksi olduğu için şurası eksi 17. X eşittir. Bakın şurası, şurayı sıfır yapan değerimiz 20. 20 için Y eşittir. Eksi 3. Bakın şurası 0 olur. Eşittir 17. Bakın y eksi 17 ile artı 17 aralığındaki değerleri alır. Şöyle yapalım. Eksi 17 y artı 17. Y bu aralıktaki değerleri alabilir. Kaç farklı değer alır? Bakın şu aralıkta 0 ile 17'ye kadar 17, 0 ile eksi 17'ye kadar yine 17. Bir de 0 var arkadaşlar. Toplarsak 17 artı 17 artı 1 eşittir 35. Y 35 farklı tam sayı değeri alabilir arkadaşlar. Bakın bunun anlamı şu, y eksi 17'den daha küçük olamaz buradaki ifadelere göre. Yine artı 17'den büyük olamaz şuradaki ifademiz arkadaşlar. Bu aralıktaki değerler olabilir. Sıfır yapan değerleri yerine yazarak bulabiliriz arkadaşlar. Mutlak değerli denklem. Mutlak değer içerisindeki fx eşittir a ise a büyük sıfırdır arkadaşlar. Bakın a olarak çıkmışsa arkadaşlar. Sıfırdan büyük olduğu durumda a olarak çıkar. Sıfırdan küçük olduğu durumda eksi a olarak çıkar. Buradaki denklemleri çözerek arkadaşlar. Yani burada 2x eksi 1 7'ye de eşit olabilir. Eksi 7'ye de eşit olabilir. Buradaki iki denklemi çözerek burada x reel sayılarının toplamını bulabiliriz. Denklemini sağlayan. 2x eksi 1 eşittir 7. Birinci denklemimiz. Buradan 2x eşittir 8. Bakın eksi 1 karşıya artı olarak geçti. Buradan da x eşittir 4'ü bulabiliriz. Diğer denklemimiz birinci denklem diyelim. Birinci durum diyelim. Şuraya ikinci durum diyelim. X eksi 1. Bakın şu denklemin içi eksi 7'ye eşit olursa da yine 7 olarak çıkar. Eşittir eksi 7 diyeceğiz. Eksi 7 bu durumda 2x
eşittir. Bakın eksi 7 şey eksi 1 karşıya artı olarak geçer. Eksi 7 artı 1 eksi 6 olur. Bu durumda da x eksi 3'e eşit olur. X eşittir. Eksi 3. Bu sayıdan toplamını sormuş. 4 eksi 3 eşittir 1 arkadaşlar. Bakın burada bir uyarımız var. X eksi a eşittir b ise x eksi a eşit 0 için x eşittir a. Bakın buradaki durumdaki gibi. X'in alabileceği değerler toplamı 2a'dır. Bakın burada içini sıfırını yapan değeri bulup 2 ile çarpıyoruz. Normal yoldan çözelim ilk etapta. Bakın 2x eksi 7 eşittir 2003 diyelim. 2x eşittir. Bakın eksi 7 karşıya artı olarak geçer. 2010. X eşittir 1005 olur. İkinci durumda 2x eksi 7 eşittir eksi 2003. Burada artı 7 olarak geçer. 2x eşittir. Bakın 1996 olur. Eksi 1996. Burada da x eşittir. Eksi 998 olur arkadaşlar. İkisini toplarsak 1005 artı toplarsak eksi 998 eşittir. Sonucumuz 7 çıktı arkadaşlar. Bakın buradaki kurala göre de şu içine sıfır yapan değeri bulup 2 ile çarpacağız. İkinci yol yöntem diyelim. İkinci yöntem. İkinci yöntemimiz. Bakın burada da 2x eksi 7 eşittir sıfırdan. Buradan x eşittir 7 bölü 2. Burada da 2 ile çarpacağız. 2 çarpı 7 bölü 2 eşittir 7 arkadaşlar. Bakın ikinci yöntemde şuradaki uyarı arkadaşlar. İki yöntemle de yapabilirsiniz. Şunu 6 alalım arkadaşlar. Şunu da şöyle şunu yukarıya alalım. Diğer soruyu şey yapalım. 2x eksi 1 artı 1 eksi 2x eşittir 26 denklemini sağlayan x reel sayılarının çarpımı kaçtır? Bakın burada mutlak değerin içerisine eksi ile çarptığımız zaman da sonuç değişmediği için şurası bakın 1 eksi 2x yine eksi ile çarparsak 2x eksi 1'e eşittir arkadaşlar. Bakın şu mutlak değerin içerisine eksi ile çarpabiliriz. 2x eksi 1 eşittir 26 diyebiliriz. Buradan da 2 çarpı mutlak değer içerisinde 2x eksi 1 eşittir 26. Bu durumda şöyle yapabiliriz. 2x eksi 1 eşittir. Şöyle 13. İki tarafı da 2'ye bölersek arkadaşlar 13. Buradaki denklemi çözebiliriz. Bu durumda 2x eksi 1 eşittir 13. Çözersek arkadaşlar bu durumun birinci durumu. 2x eşittir 14. Eşittir 14. Bu durumda x eşittir 7. 2x eksi 1 eşittir eksi 13 diyeceğiz. 2x eksi 1 eşittir eksi 13.
Burada eksi 1 artı 1 olarak geçer. 2x eşittir eksi 12. 2x eşittir eksi 12. X eşittir eksi 6 bulduk arkadaşlar. Bakalım soruda ne istiyor? Reel sayılarının çarpımı kaçtır? Bakın 7 ve eksi 6'yı bulduk. 7 çarpı eksi 6 eksi 42. Şöyle yapalım. Çarpı eksi 6 eşittir eksi 42. Bakın bu örneğimize geçiyoruz. Şunu kopyalayalım. Bakın burada x'in 2'den küçük olduğu duruma bakacağız. 2 ile 6 aralığındaki duruma bakacağız ve 6'dan büyük olduğu duruma bakmamız gerekiyor. Bunun için bir tablo yapalım. Şöyle çizelim. Şuraya x diyelim. Şurası 2. Şurası 6. Şurası x eksi 2. Şurası da x eksi 6 diyelim arkadaşlar. Bakın x 2'den küçük olduğu durumda x eksi 2 ne olur? Eksi olur. 2'den büyük olduğu durumlarda artı olur. Yine x eksi 6 arkadaşlar. Bakın x 6'dan büyük olduğu durumda artı. Diğer kısımlarda eksi olur. Bakın buradaki işaret kabuğuna göre şuradaki soruyu çözeceğiz. Şunu kesip balta yapıştıralım. Birinci durum diyelim. Ya da şöyle yapalım. Şunu açalım. Şöyle 6 alalım. X küçüktür 2'den diyelim. 2'den küçük olduğu durumda. Şimdi bakalım. Bakın ikisi de eksi arkadaşlar. X eksi 2 de eksi. X eksi 6 da eksi. Şu kısımlara eksi diyeceğiz. Şurası eksi. Yine şurası. Eksi. Buradan denklemimizi çözeceğiz. Eksi x artı 2. Bakın şurası eksi ile çarptığım zaman eksi x. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi olur. Eksi x. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı 6. Eşittir 6 arkadaşlar. Şuradan geçelim. Eksi 2x. Eşittir. Bakın şurası artı 2 artı 6 artı 8. Karşı eksi 8 olarak geçer. Burası eksi 8 artı 6 olur arkadaşlar. Şöyle yapalım. Eksi 2x eşittir. Eksi 2'den x eşittir 1 olur arkadaşlar. Bakın şu kısmı sağlıyor mu? X 2'den küçük mü? Sağlıyor. Birinci değerimiz bu. Şimdi 2 ile 6 aralığına bakacağız. Şunu kopyalayalım. Şurası 2, şurası 6.
Şimdi bakalım arkadaşlar. X eksi 2 pozitif arkadaşlar. Bakın şu kısım pozitif, şu kısım negatif. Şurası artı. Şurası eksi. Bakın şurası olduğu gibi çıkar. X eksi 2 olarak çıkar. X eksi 2. Şu kısım yine eksi olur. Eksi x artı 6 olur arkadaşlar. Şimdi şuradaki denklemleri yapalım. Bakın burada x'ler birbirini götürür. X. Şurası artı 4 eşittir 6 olur arkadaşlar. Ya da şu eksi 2 karşıya artı olarak geçer. 6 eşittir 8 gibi bir ifade olur. Burada sonuç yoktur arkadaşlar şu kısımda. Şurada şey diyelim 4 eşit değildir 6. Altı sonuç yok. Bakın bu aralıkta denklemin bir sonucu yok arkadaşlar. Şimdi şey geçeceğiz. Altından büyük olduğu duruma. Şöyle yine şuraya gelelim. Yapıştıralım. Şöyle yapalım. X 6'dan büyükse ikisi de bakın pozitif. Şurası artı. Şurası artı x eksi 2 olarak çıkar bakın şurası x eksi 2 şurası da bakın aradaki işaret artı olduğu için yine x eksi 6 olarak çıkar artı x eksi 6 şimdi yapalım şurası 2x burası da eksi 8 arkadaşlar 2x eksi 8 eşittir 6 2x eşittir 14 bakın x 8 karşıya artı olarak geçer 8 artı 6 14 buradan da x eşittir 7 olur x eşittir 7 şuradan da x eşittir 7 diyelim şuraya yazdık zaten şurayı silelim. Bakın bize neyi sormuş? X reel sayılarının toplamı kaçtır? 1 ve 7'yi bulduk. 1 artı 7 eşittir 8 arkadaşlar. Dot değer konusunu bitirdik.